Aker zaten yıllardan beri Kıbrıs'ı Türklere dönüp yakınlaşma politikaları yapan bir partidir. Dolayısıyla Aker'in böyle bir açılım yapması sürpriz değil. Parti tabanında görüşmeler sürerken tamam benim ismimi ikna etti. Bu da anlaşılır bir şey. Burada yaşıyorum. Üniversitede ders veriyorum. Bir önce konuşuyorum. Kamusal bir aydın zaten yazıp çiziyorum. İnsanlar beni tanıyor. İnsanların bu aşinalığında bir yardım olmuştur. Kavuşmadan toplumların güneyinde ve kuzeyinde huzur bulmamız söz konusu değildir. O bakımdan kalıcı barışa giden yolların da en iyisi belki de yöntem olarak federal bir devlette buluşmaktır. Bu konuda giderek insanların daha olumlu düşündüklerini görüyorum. Zaten açmazlar büyüdükçe de gerçekçi bir çarenin federal bir devlet olduğu daha yanlış. Türkiye bir takım politik iddialarına hareket ediyor ve bence bu bir gerilim politikasıdır aslında ve ülkeyi geriyor. Doğal gaz konusunda ise nihai fikrim şudur. Çözüm bulunmadan, Kıbrıs'ta federal bir devlet bulunmadan kolay kolay bu tür sorunları çözmek mümkün olmayacaktır. Baktığınız zaman geçmişte yapılan bir takım anlaşmalar var. Sahil Kristofya, Sayın Talat mesela şundan fikir olmuşlardı. Doğal gaz yatakları federal hükümetin ülkesinde olacaktır. Onun yetkisinde olacaktır. Hatta oradan gelen gelirin nasıl paylaşılacağı bile konuşulmuş ve karara bağlanmıştır. Çözüm olmadan gerginlik politikası yönetmenin sürece, çözüm sürecine zarar verdiğini düşünüyorum.
Öteki yandan da çözüm olmadan Kıbrıs'ın toplumunun tek başına enerji politikalarını sonuna kadar sürdürebileceğinin kolay olacağını düşünmüyorum. Çünkü burada söz konusu olan Türkiye'nin çıktıları değil.